Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 26 Mayıs Çarşamba Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Elazığ'da da 9 koşulu bir programımız olacak. 2 altımız var. Birinci koşu birinci altılık ayınımızın da başlangıç ayağı oluyor. Evet yorumlara geçmeden önce bir beğenme tuşuna basarsınız. Beni sevindirirsiniz. Desteğinizi esirgemeyin lütfen sevgili dostlar ve arkadaşlar diliyorum. Evet birinci koşu 17-15'te şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kumla start alacak. 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet artık burada kumlu ve yavaş yavaş formuna yakalamaya başladı. Üst üste kazandı. Elazığ pistinde bir altıncılık Ankara'ya gitti. Sonra Elazığ'da 1200'e bir beşincilik. Ondan sonra e, tekrar toparlanan 1600'e ikinci son koşulunda 2000, 2000 metre kumunda ikinci arka koşulara yine başladı. Devam, e, devamını getirmeye başlayacaktır. Ve özelliği birinciye çok yakın diyorum. Grup da uygun. Ben Altınoğlu Kumlu Bel Benim yarın birinci altırgan yanımızda bank olarak kuponumda yer vereceğim. Burada ikili oynayacak arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim son e, çim yarışı kısa vade 8'de Adana'ya gitti. Orada bir koşu gördü. Maalesef pistten dokuzunculuk ayrıldı. Elazığ pistinde 193. 1700'de harika bir ikincilikle taşlandıran Mehmet Taşkaya'yla da ilk defa buluşan 4 nolu e, Garanor sevgili dostlar ikili de deneyebiliriz. Ben deneyeceğim. Alt arkası 4 nolu safkanımızda ikili olarak bağlı bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz 17.45'te start oluyor. Bir maiden koşusu 3 yaş araplar 1200 metre kumla start alacak. Birinci beşli galimizin başlangıç ayağı olacak. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ekürümüz var 2 nolu babaya 8 nolu derinim vele 5 nolu safkanımız vele 9 nolu durdur beni ekir olarak start alacaklar. Evet burada da üç safkana kuponumda şans vereceğim. Yarış hayatına Sami Kaplan'la ilk yarış hayatına başladı. Şanlıurfa'da 1200 metre kumunda pistten ikincilikle ayrıldı. Ben 4'ü Küçük Salih diyeceğim. İlk şansı ona vereceğim sevgili dostlar kazanma da yakın görüyorum. İlk koşu gerçekten çok etkileyici bir koşu sergiledi. Sonradan 10 nolu Eylül Hanım diyeceğiz. Yaptı son koşusunu o da 1100 metre kumunda pistten ikincilik dahil İsa Katar Katarla üçüncü kez e, start alacak Ersin Kınıtla değişen jockey ile start alacak. Onu da mutlaka göz ardı etmeyelim. Sonradan da 2 nolu Baba Yağı diyeceğiz. Ferit yardımcıyla buluştu. Yaptı. iki koşusu da piste altıncılık da ayrıldı. Hem Adana çiminde hem de Urfa pistinde 1000 metre kumunda altıncılık da ayrıldı. Baba yağı da yani ekürleri 8 nolu safkanımızda ekürü e, ona da bir şans verelim diyorum. 2 nolu safkanımıza sevgili dostlar. Sıralamam 4-10 ve 2 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. Evet üçüncü koşumuz 7 plase ve birinci üçlü ayımızın başlangıç ayı şartlı 3. 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kumla start alacak çok süratli girecek bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Burada e, son koşularına yani ikinci koşularına pistten birincilikle ayrılan safkanlarımızın mücadelesi olacak. Urfa'da 1100 metre kumunu kazanan Elazığ'da 1000 metre kumunu kazanan ve de Şanlıurfa'da aynı şekilde 1100'ü kazanma başarısı gösteren safkanlarımız onlar da kimler? Bir nolu Baba Şahin İsa Akyoz'da üçüncü kez start alacak. Birini ikinci birini birinci bitirdi. Sonra iki nolu Delin Engin diyeceğiz. Ferit Yardımcı ilk defa buluştu. Sonra da Kings İ İsmet diyeceğiz. O da Emrah Akkılıç'la son koşusuna beraber koşup kazanma başarısı gösteren yani 1-2-3 nolu safkanlar bu koşu için yeterli olur diyorum sevgili dostlar. Evet, tek hangi safkanımızı deneyebiliriz? Bakalım derece olarak ben baktığımda Kings İsmet'in biraz daha böyle sanki ön planda tutulacağım pardon ön planda evet tutulacağını son koşusunu 1100'e yüzde e, derecesi 1.13 ama e, rahat bir yarış sergiledi. 8.5 e, gibi boyla e, fark yaparak kazanma başarısı gösterdi. Bir no baba şahine gelindiği zaman o da 100 metre kumunda e, o da fark yaptı. 11 boy gibi. O da 1.10. Yani bu iki safkanın arasında gidip gelecek bir koşu. E, tabii ki dereceye baktığımız zaman bir no baba şahin daha da ön plana çıkıyor sevgili dostlar. Yani bir nolu Baba Şahin de tek de bırakabiliriz yedil plase ve birinci üçlü ganyan oynayan arkadaşlar için. Evet dördüncü koşu ikinci altılı ganyanımızın başlangıç ayağı. Handikap 16, 4 ve Kore İngilizler 2000 metre kumla start alacak. Evet 14 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Gerçekten ikinci altılı ganyanımız zor koşuyla start oluyor. Sıralamamız olacak. Bir nolu Shadow diyeceğiz. Yusuf Cengiz de ikinci atım. 8 ol engel yok diyeceğim. Ferit yardımcıyla üçüncü atım. 12 nolu safkanımız olacak. Komandante İsa Ak mutlaka değerlendirelim. Yavaş yavaş o da toparlanıyor. Yaptı iki koşusu hem 1600'ü hem 2000'i e, pistten ikincilik de ayrıldı sevgili dostlar. Etkili bir koşu gelecektir. Sonradan üç nolu safkanımız Tatman Bey, Mehmet Taşkaya ile dört nolu safkanımız Mehmet Emin Doğan'la yaptığı son koşusunu hızlı 1600'ü kazanma başarısı gösterdi. Mutlaka değerlendirelim. Sonradan 7 nolu demdem bu aralar geri planda kalsa da etkili bir koşu gelecektir. Yunus Çelik baştan mesafede uzun. Ben etkili bir koşu bekliyorum ondan da. Ve de son olarak da 13 nolu safkanı Sakarbaşı diyeceğiz. Caner Tepe ile e, etkili bir koşu gelecektir sevgili dostlar. Mutlaka şans verelim. Sıralamız 1, 8, 12, 3, 4, 7 ve 13 nolu safkanlara mutlaka şans verelim. Evet 5. koşu Elazığ Jandarma koşusu olacak. Bir kupu koşusu bizleri bekliyor. Kısa vade altı 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alacak. Evet burada da bakıldığınız zaman ekürlerinde çok olduğu bir koşu. 1 ee, nolu safkanımız, 4 nolu sapkınız ve 12 nolu sapkınımız Hadiye Sultan ekürü 6 ile 9, 8 ile 14 nolu sapkınlar ekürü olarak start oluyor. Evet ben burada yarın kuponumda banko olarak bırakacağım. O da gerçekten iyi bir grupta start alıyor sevgili dostlar. Ee, ben Ankara, Bursa pistinde Harika yarışları var. Urfa'ya geldi. Urfa'da 1900 metre kumunda kısa vali 8'i e mücadele etti. Pisten 9'unculukla ayrıldı. Şimdi Elazığ'a gidiyor. 62 günlük bir aradan sonra Eküller diyeceğim. 1, 4 ve 12 nolu safkanlarımız ekül olarak start alıyor. Ben Zafer Meydanı'nda bu kısa mesafede Mehmet Aktürk'le çok etkili bir koşu gelecektir. Benim yarın kuponumda bank olarak bırakacağım Safkan 4 nolu zafer meydana ekürler sevgili dostlar. Evet buna rakip olarak ikili denecek arkadaşlar. Son 3 koşusunda da gerçekten etkili koşular çıkartan Şanlıurfa 1900'de ikinci 1400 ve de son koşusunu 1900'de kazanma başarısı gösteren Necmi Altın'la da e, tekrar buluşan iki nolu Safkan'ımız da arkasına ikili olarak da deneyebiliriz sevgili dostlar. Yani e, iyi bir ikili çıkartırız diye düşünüyorum Sevgili dostlar ben ikincilikte bırakarak ikili de deneyeceğim Evet 6. koşu birinci altılık ayarımızın da son ayağı oluyor bir Maylan koşusu 3 çay Araplar 1200 metre kumla start alıyor Dörtlü ganyanımızın da başlangıç ayağı oluyor 10 saf e, safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz yani Arap atımızın Evet burası da gerçekten tam bir e, Kapamalık bir koşu olduğunu düşünüyorum Pisten 8.likte ayrılan Safkanlarımız var 7.likte ayrılan Safkanlarımız olsa da Sevgili dostlar yani burası e, Ben birazcık fazla ata e, Yöneleceğim e, O yüzden kuponumda ilk şansı e, Kral Dilşah diyeceğim sevgili dostlar Yani yaptığı 3 koşusu da 5.likte ayrıldı ilk koşusunu Önemsemiyorum sonradan e, 1000 metre kumunda ikinci sonra dördüncülükle bu mesafede güzel koşular çıkarttı. Melih şansı ona vereceğim. İkinci attında altın oğlu Tekin Tekin Alpim diyeceğim. Tekin Alpim o da Mehmet Ali Aktürk ile ikinci kez buluştu. İlk startında Şanlıurfa'da 1000 metre kumunda şartlı bir de pistten ikincilik de ayrıldı. Yine etkili bir koşu gelecektir mutlaka değerlendirelim. Sonradan Yılma Baba diyeceğiz. Yunus Cengiz Aprant arkadaşımız ilk defa buluştu. Son koşusu Elazığ'da pistten derece sayılsa da etkili bir koşu gelecektir. Şimşeğin gerçekten güzel bir orijine sahip. İyiliği de mutlaka şans verelim. Sonradan 4 nolu Mahsun diyeceğiz. Yaptığı iki koşusunda da pistten 3. de ayrıldı Elazığ pistinde. Feytullah falanla da üçüncü kez buluşan zaten kendi safkanları sevgili dostlar. Dört nolu mahsulle mutlaka kuponumuza şans verelim diyorum. Burada Kral Canbaz Yusuf Çelik başla ikinci kez buluştu. Adana'da bir koşu gördü. Sonra Elazığ'a geliyor sevgili dostlar. Ben etkili bir koşu çıkartacak diyorum. Orijinal olarak da Berksoy gibi iyi bir orijinal gelen üçü de şans verelim. Ve son olarak da kara topu e, topaz diyeceğim topazlayacak Ferit Yardımcı ile ilk defa buluştu. Bire de mutlaka şans verelim. Gerçekten bakalım yani burada 2-3 safkon ön plana çıksa da burası bana zor koşu olarak e, geldi sevgili O yüzden fazla at sizlere tavsiye ettim. Önerdim. Yarın kuponumda yer vereceğim safkanlar. Evet 7. koşu 2. üçlü dayanımızına başlangıç ayağı. Handikap 14 dişiler ama 4 yaşlı Araplar 1900 metre kumla start alacak 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burası da birazcık karışık bir koşu sevgili dostlar. Yani bir iyi koşan bir kötü koşan derecesi ayrılan safkanlarımızla bir araya geldiği bir koşu. Burada yine sıralama ilk şansı bir matraya vereceğim ben. Bir nolu safkanımız ikinci attığım iki nolu Nedide Gül diyeceğiz. Feytullah Feran'la 3. atım 3 nolu savkanı Dilan Can sonradan <laughs> pardon arkadaşlar 6 nolu Yavuz'um diyeceğiz İsa Ak Yavuz'a sonradan 4 nolu safkanımız olacak Atik Bey kızı sonradan 9 ve de 11 nolu safkanlara şans vereceğim sıralamam 1 2 3 6 4 9 ve 11 nolu safkanlara şans vereceğim bu zorlu koşuda sevgili dostlar Evet 8. koşumuz bir maylen koşusu 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alıyor. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada yarın kuponumda bank olarak bırakacağım. O da Sarı Yalçın diyeceğim. Mehmet Ali Aktürk'le ile iki koşu e, gördü. Elazığ pistinde ikinci ilk koşusunda 1000 metre kumunda. Sonra Elazığ'da tekrar e, 1000 metre kumuna çıktı pistten dördüncülükle ayrıldı. Bu bizi aldatmasın. Ben Mehmet Ali Aktürk'le ilk defa buluştu. Ee, Sarı Yalçın benim sizlere önereceğim banko olarak ismim olacak. Yarın kuponu da banko olarak bırakacağım. Ee, bunun arkasına ikili denecek arkadaşlar. O da son koşusunda pistten derecesi ayrılsa da Ferit de ben etkili bir koşu gelecektir diyorum. O da Altınoğlu safkanımızı şey, Suvar Bey diyeceğim. dördünün e, dördün arkasına da ilk altıyı bağlarsak e, ben güzel bir ikramiye ikili alırız diye düşünüyorum. Zaten Elazığ, Urfa, Diyarbakır ikilere birinci ikili olsa bile sevgili dostlar yani 12 liradan, 13 liradan, 16 liradan açılıyor. Gerçekten yani birinci ikili bulmak da çok iyi para. Yani 10 lira, 100 lira, 110 lira, 120 lira gerçekten tatlı ikiler veriyor. Birinci ikili olsa da dahil mutlaka deneyelim sevgili dostlar. Bu Urfa, Elazığ ve Şanlıurfa'da ikililerimizi. Evet ne demiştik? Dört nolu e, Sarı Yalçın bankomuz arkasını ikili olarak da altın nolu safkanımızı bırakabiliriz. Evet dokuzuncu koşu şartlı 3-4 ve Kore İngilizler 1600 metre kumla start alacak ikinci altılı kaynımızın da son aya oluyor. Son ayak da birazcık e, yani karışık olarak gördüğüm bir e, koşu oluyor sevgili dostlar. Burada da ben kuponumda yarın e, sıralama vereceğim. İlk şans attım. King Ömer diyeceğim sevgili dostlar. Yani bu koşu e, ben kazanması benim için normal sonuç olacak ama e, buna rakipleri de var. Onları da sizlerle paylaşacağım son kosu Mehmet Taşka ile zapte harika bir uyum yakaladılar. Kazanma başarısı göstere gösterdiler. 4 kere beraber koştu. 3'ünü kazana son koşunda şart 4'ü 1800'de kazana 4 nolu King Ömer 1 2 adım önde tutuyorum. İkinci atım 5 nolu safkanımız Queen Salima. Sonradan 8 nolu safkanımız Osmaniye çocuğu mutlaka değerlendirelim. 11 nolu safkanımız Mirtay Ferit yardımcıyla etkili bir koşu gelecektir. 3 nolu safkanımız Yusuf Cengiz de Aprant arkadaşımıza sonradan 1 nolu safkanın Goldan Lyon Harun Aprant arkadaşımıza yani Hasan Altun Dağla pardon arkadaşlar. Sonradan da en son olarak da Hey Marja diyeceğiz. 14 nolu safkanımızı da bir çarpı atalım. O da son koşusunu kazanarak ee, bu koşuya geliyor sevgili dostlar. Mutlaka değerlendirelim. Evet sıralamamız 4, 5, 8, 11, 3, 1 ve 4 nolu safkanlara şans vereceğim. Evet bu sana aktaracağım. Eliza programında buydu sevgili dostlar. Ee, sizlere önerdiğim 3 tane bankomuz var. Ee, birinci altılı kaynımızın içinde 2 bankomuz var. İkinci altılı kaynımızın içinde de aynı şekilde 2 bankomuz var. İnşallah bunlar da bizleri yanıltmayacağını düşünüyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.